Mesude Hanım, yani siz kesinlikle beşlik değildiniz. Ben asıl puanı yanlış size kullanmışım. Hayır, Neval Hanım, hayır, beşlikti. Yok yok, siz doğru puan verdiniz, onun puanı evet, düşüktü, ama doğru. Ama şu durumdan sonra ben yanlış vermişim, 4 vermeliymişim diye düşünüyorum. Pardon, hayır, yani beş verebilirdiniz. Bayanlar yeter, bugünkü bu masayı eleştirelim. Bunu da eleştirelim. Hayır, bana öyle diyorlar yorumuma. Neden hani dün de arkadaş... Herkes hakat diye puan aldı. Nursel Hanım her daha bakıp daha ilk çorbasından güzel olmuş dediği zaman sen buraya beğenmeye geldin, sen buraya. Tabii ya, bir çorbasını içmeye mi müsaade etmedi? Sürekli yandan baskı yaptı dün Mesude Hanım. Yandan baskı. Tabii. Yapmadım. Baskı yaptın mı ben sana? Ya bir arada biraz sıkıştırdım. Kaç kere söyledin? Sokuşturdu arada. Hatta evet, bir ara dedi ki daha her şey dediğim bir çorba evet, geldi dedi. Ya hele bir gelsin. Dedi. Öyle dedim de beni yanıltmadı yani. Hayır, sonuna kadar da öyle gitti. Ya size baskı vermeseydi ama gelin akşam eve almayacaktı. Ağzına sap. Zaten dedi gelinim tembihledi. Dedi ne yapayım yaptı. Takmış sürekli kadın üzerine gidiyor. Niye 4 verdin? Niye 4 verdin? Senin masan 4'lükmüş ki 4 vermiş. Neval Hanım sürekli benim verdiğim puana takıldı. İşte ilk gün 3 verdin, o puan 3'lük bir masa, 3'lük bir masa değildi diye. Aslında ben ilk günden 1 vermeyi düşünmüyordum, 3 vermeyi de düşünmüyordum. Fakat orada hiçbir şey yoktu, masa da kurulmamıştı. 3'ün o masa için ideal olduğunu düşünüyordum ama Neval Hanım bir türlü kabullenemedi bunu. Dedim o zaman 2 verseydim, 1 verseydim 3'ü sana vermek zorunda kalırdın dedim. Bu cümleyi kullandım. Neval Hanım şimdi bana puan vermek istemiyor şu anda. Puan vermemek için de elinden geldiğini yapıyor. Ama ben öbür kayınvalidelerin adaletli davranacağına eminim. Hiç problem değil. Kayınvalidem 6 verdi ona. Ama yine de adaletsizlik yapacak gibi geliyor şu anki konuşmalarından dolayı. Benim siz gene de yediniz ki çok ateşlisiniz, ateşli konuşuyorsun diye. Hayır, ateşli kelimesi kullanılmadı. Çok sinirli ve ateşlisiniz dedi. Ateşli kelimesi dediniz, ondan çıktı. Hayır, pardon. O da öyle cevap verdi. Yapmayın lütfen. O da bize ateşli dedi demedi, o değil. Ha bir saniye, ne demişti Emine Hanım? O da dedi ki siz bu yemekleri tatmamışsınız ki bilmiyorsunuz, ağzınız tadı yok dedi. Evet. Bilmediğiniz yemeği ama yemedik dediniz. Yapmayın dedi. Yemedik dediniz daha önce. Evet. Ne kadar yemesek yani, ama tat biliyoruz. Mesela bir et gelir domates soslu, yarın biber sosu. İlla ki ben onu yoğurt sosuyla yemek zorunda mıyım? Yememişim. Senin etinde o sos da yoktu. Ya ben eleştirecek o sos bile yoktu. Pardon, peki benim gelinim sana bu şekilde saygısızlık yaptı. Biraz üstüne gitmedim fazla ben. Hayır, senin gittiğin gibi. Ama ne dedin, güzel değil. Bakın gelinler ben... şeyi 4 dörtlüktü. Acı soslu bonfile. Hala diğer yemekleri savunuyorlar, yani söylüyorlar. Önemli olan bugün benim lezzetim. Bir haftadır bu yemekleri deniyorum. Lezzetine kayınvalideme, kayınbabama, eşime devamlı yapıp yediriyorum, hani bir yerinde eksiklik olmasın diye. Ama hepsinin güzel olduğuna eminim. Ben güveniyorum kendime. Biz yemek eti güzel dedim, çok güzel. Şimdi sadece sosu sorunlu dediğim zaman ne dedi? Yediniz mi daha önce? Hayır dedim. Yemediğiniz, tadını bilmediğiniz yemeği yorumlayamazsınız dedi. Benim gelin ne dedi? Takdir sizin dedi. Bu kadar. Ama güzel yemeklere de lütfen yüksek puanlarınız var. Ben belirttiğim gibi başta da ben adaletli kullanıyorum. Onu baştan söyleyip sonra külahları değişmeyelim. Güzel yemeklere Neval Hanım hala olmuyor derse zaten Zuhal Hanım diskalifiye ederim falan demişti. O yüzden çok şey yapmıyorum. Ya ben eminim ki pilavım da çok güzel oldu tane tane. Herkes doğru yorumlar yapsın. Çünkü burada çok emeği geçen insanlar oluyor. Gelinler çok uğraşıyor. Yani çok zor. Zaten bakın hep söylüyorum. Sizden evvel daha mutfakta gelinleriniz pişirirken seyircilerimiz şahit oluyorlar ve görüyorlar ve anlıyorlar. Olacak mı, olmayacak mı? Mutfaktaki hareketlerinden, yapışından, o soğanı doğrayışından, bıçağı tutuşundan, görüntüsünden tadamıyorlar ama görüyorlar. Hepsi de biliyorlar, anlıyorlar. Yani hani burada olmuş yemeğim falan yaptığınız zaman kendinizi kandırırsınız. Bir kere ben burada, kusura bakmayın ama hepinizden daha objektifim. Niye? Çünkü benim bir çıkarım yok. Yani yok, benim gelinim yarışmıyor. Dolayısıyla ben gayet objektif. Bütün gelinlere aynı seviyede yaklaşıyorum. Aynı mesafedeyim ve her gün yarışan gelinden yana benim gönlüm. O gün kim yarışıyorsa ben o gün onun tarafındayım. Aynı şekilde zaten beğenirsek hepimiz ortak, bakın söylüyoruz. Dolma çok güzel dedik hepimiz. Evet. Börek evet kurumuş dedik. Dün de evet etin maalesef herhangi bir sos koymadığı için, bir de fırına girdiği için, bir de kaşarı da az olduğu için fırın bütün suyunu çekmiş, et tatsızlaşmıştı. Ama şimdi güzel olan bariz yemeklere de olmuş yemekleri de kalkıp ama ben beğenmedim ama benim damağıma uymuyor deyip yapıştırırsanız 4'ü 5'i bir daha söylüyorum külahları değişiriz. Zaten evet geldi. Ne geldi? Acı biber soslu. Acı biber soslu bonfile. Ve de nohutlu pirinç pilavı. Bu pilavların alameti farikası ortaya çıktı. Bence pilavların son demini. Neden pirinç pilavları yapılıyormuş? Çünkü bunu mikser söyledi. Ben istiyorum Zuhal Hanım. Kimse yemiyor, ben yiyorum onun için dedi. Ama bundan sonra evet gelinlerimizden katılacak olan bundan sonraki yarışmacı gelinlerimizden rica ediyoruz. Ne olursunuz bulgur pilavı var, maş fasulyesi var, mercimeği var. Firik pilavı. Firik pilavı var, şehriyesi var, sebze soteleri var, patates püreleri var, karnabahar püreleri var. Var Allah var. Yani dolayısıyla pirinç pilavı dışında eğer ki illa bir şey koymak ki bu da zorunlu değil. Yani gene söyleyeyim herhalde yanlış anlaşılıyor ya da kolaylarına yani bir şey geliyor. Olması gerekiyor. Yani illa etin yani yanında aynen. Bir şey olması da gerekmiyor. Salata da kabulümüz sadece. Bir meze de olabilir. Yaptılar bizde mesela ordör tabağı çok güzel olur. Bir sebze bunun yanında brokoli, havuç, fasulye haşla koy mesela. Yani o kadar çok şey var ki yapılacak. Patlıcan salatası da güzel oluyor. Mesela yani evet, çok evet. Çeşit şeyimiz var Allah şükürler olsun. Sebzeden yana şanslıyız tahıldan yana. Evet. Lütfen onun için bu fırsatı ellerine geçen bu şansı daha farklı değerlendirin. Hem görsel olarak seyircilerimiz de farklı tarifler almayı seviyorlar. Seyretmelerinin bir sebebi de değişik tarifler sunulması. Bilinmedi. Ben bile bazen burada yiyorum. Ay ne yaptı benim çok hoşuma gidiyor. Gidiyorum evde deniyorum mesela. Yani farklı yemekler görmek istiyorlar. Artık pirinç pilavını herkes biliyor. Yani nasıl yapıldığını ya da türevlerini. Dolayısıyla bundan sonraki gelinlerimizden rica edeceğim. Ne olursunuz pirinç pilavı dışında şeyler tercih edin. Makarna da olabilir. Çok güzel yakışır. Fırın makarnası var, domates soslusu var, işte parmesanlısı var. İlla ki ve lakin etin yanına bir şey koymak istiyorsanız. Ben patates salatası olmadı sizin programda. Ne olmadı? Patates salatası. Oldu. Yok, hani şey onu da 5 çayla benzettiler gerçekten. Hardallısını yaptılar, pancarlısını yaptılar geçen gün. Evet gelenler başlayabilir. Soğutmayalım pardon. Pilavmada bir kusur bulmadan bitirirsem olama bir şükür diyeceğim. Çocuklarım için. İlayda, Ilgın, Atakan sizin için anneciğim. Her şey. Bugünkü performansımı size de borçluyum.